Tepe noktasından derseniz tepe noktasının apsisi eksi 2. Türevden dersek türevini aldığımız zaman türevi sıfıra eşit olan yer arkadaşlar. Tepe noktasının yani alacağı en küçük değerin apsis değeridir. E şıkkı. Burada ilk olarak neyi göreceğiz? Türevden dolayı f türev eksi 1 sıfır. Bu birincisi ama analitikten dolayı şunu da unutmamalıyız. Bir nokta bulunduğu denklemi sağlar. Bu yüzden f eksi 1 de y değeri olan 4'e eşit olacaktır. Bu ikisini kullanıp a ve b'yi bulacağız. 1. Türev alalım. f türev x eşittir 2x artı a. x yerine eksi 1 yazıyorum. Böylece f türev eksi 1 eşittir. Eksi 2 artı a eşittir 0'dan. a 2 oluyor. İkinci adım f eksi 1 eşittir 4. Yani 1 a'yı 2 bulduk. Eksi 2 artı b eksi 3 eşittir 4. Böylece burası eksi 1 eksi 3 daha 4. B de buradan 8 geldi arkadaşlar. Cevap b şıkkı. Bir fonksiyonun türev grafiği verildiğinde azalıştan artışa geçen yer nasıl anlaşılır arkadaşlar? Türevin işaret değiştirdiği yerdir. Yani eksiden artıya geçiş yapmak gerekiyor tamam mı? Bakın burada eksiden artıya geçiş yapmış. Bir de buradan eksiyeden artıya geçiş yapmış. 1, 2, 3, 4. Buranın apsisi 4. 1, 2, 3. Buranın apsisi eksi 3 arkadaşlar. Farkı mutlak değeri 4 eksi eksi 3'ten 7 olur. E şıkkı. Buralarda arkadaşlar pozitif yön diye verdiği zaman aslında size direkt şunu verir. Bu doğrunun eğimini verir. Tanjantı. Tanjant 135 eksi 1 olduğu için... Bu doğrunun eğimidir. Aynı zamanda o noktadaki türevdir. F türev sıfırın da size eksi 1 olduğunu söyler. Tamam mı? Bunu baştan belirteyim. Şimdi buna göre bakalım. Ee, soru bize fx fonksiyonun x eşittir Bir apsis noktasında bir ekstremumun olduğundan da bahsediyor. Türevi alınabilen bir fonksiyonun ekstremum noktasında türev sıfırdır arkadaşlar. Bu yüzden f türev 1 de 0 olmalı. Bunların ışığında bu iki bilgiyi birleştirelim. 1- bir, Türev aldık 3x kare artı 2mx artı ne? 1. F türev 1 eşittir 0. Daha doğrusu önce şeyi bulalım. F türev 0 eşittir eksi 1 bulalım. Türevini aldığımız için 0 0 yazdığımız zaman yerine n'yi direkt eksi 1 bulduk. Sonra gelelim. Kenarda yazalım onu. F türev 1 eşittir 0 olmalı. 3 artı 2m N'yi eksi 1 bulduk. Eşittir 0. M de arkadaşlar buradan eksi 1 oldu. Çarpımları 1 oldu. A şıkkı. Yerel maksimum değeri demek bir yerel maksimum apsisi A olsun. F türev A 0 demektir. Yerel maks değeri demek de arkadaşlar F A eşittir eksi 2 demektir. Bu yüzden bir fonksiyonun türevi alınabiliyorsa ki bu fonksiyon polinom olduğu için her noktada türevi vardır. Burada arkadaşlar yapacağınız şey türevi alacağız. İşte o noktadaki maksimumu bulacağız. Onu da bulurken önce köklerini bulacağız. 6x kare artı 6x eksi 12 eşittir 0. Şöyle köklerine baktığınız zaman 6 parantezinde x kare artı x eksi 2 eşittir 0. x artı 2 ve x eksi 1'dir çarpanları. Böylece bir kök eksi 2 olur. Bir kök artı. Artı 1 pardon. Artı eksi artı. Bakın artıdan eksiye geçtiğiniz yer yerel maks apsisidir. Böylece yerel max absisi eksi 2 oldu. Buradan yararlanarak artık şunu söyleyebiliriz. F -2, eksi 2 eksi 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Yazıyorum. Eksi 8 çarpı 2 eksi 16. Artı 4 çarpı 3 12. Artı 24. Artı m eksi 2 eşittir. Eksi 2. Bu eksi 2'ler gitti. Buradan 24 12 daha 36. 16 çıkarırsak m arkadaşlar eksi 20 oldu. Şimdi bizden yerel minimum değerini istiyor. Yani burası da bakın eksin artıya geçiş yaptığımız için yerel minimum değeridir. Yani F1'i istiyor. Yazıyorum 2 artı 3 eksi 12 eksi 20 eksi 2 M'yi bulduğumuz için. Böylece eksi 2 artı 2 birbirini götürdü. Eksi 32 artı 3 daha eksi 29 E şıkkı. Arkadaşlar şekil böyle insanı bir acayip yapıyor. O yüzden de yani insan değişik düşünüyor. Bakın bir tane küp şöyle. Kafası karışan arkadaşlar için. Bakın şu bir küp. Görüyor musunuz? Yani küp demeyeyim pardon. Yani prizma diyeyim yanlış anlaşılmasın affedersiniz. Şu bir prizma arkadaşlar bir tanesi. Sonra bakın bu ikincisi. Biraz böyle görsel olarak sıkıntı yaşayanlar. Biz tepeden bakıyoruz. Yani böyle bir futbol sahasını arkadaşlar bazen hani pilot kameradan çekiyorlar ya onun gibi düşünün. Siz şu an yeri böyle görüyorsunuz, yukarıdan baktığınız için haliyle düz bir zemin görüyorsunuz, bir nevi öyle. Şu kısımlar e, yüksekliği oluyor e, şeyin üstü açık prizma şeklindeki kutunun, bakın bu kutunun yan kenarları, yan yüzeyleri. Şurası kutunun yan yüzeyi. Acaba zihninizde biraz canlandı mı? Böylece burada arkadaşlar e, bize lazım olan kısım şurası. Nasıl yapacağız şimdi buna göre bakalım. Ee, burada bir kenarı ne demiş bize uzun kenarı 6 santim olan mavi dikdörtgen. Buraya x diyorum bakın. Şu kısma da 6 eksi x diyorum. Üst yüzeyi kare olduğu için burası da x olacak. Şimdi boş kalan kısım neresi? Bir kenarı 4x olan bir kenarı da 6x olan şu kısım. Doğru mu? 6 eksi x çarpı 4x. Bu boşluğun alanı buraya boş x diyeyim eksi 24x eksi 4x kare eşittir boş x denklemi yani boşluğun x'e bağlı denklemi şimdi türevini aldığım zaman eksi 24 eksi 8x eşittir şey burası artı olacak pardon şöyle eşittir 0x buradan 3 geldi arkadaşlar neden bu arada 0 diyoruz? Bizim için yine klasik arkadaşlar yerel maksimin soruları. Yerel maksimin sorularında da tepe değeri bulmak için mecburen türevi sıfıra eşitliyoruz. Ki o noktalarda türevi biliyorsunuz sıfırdır maks noktalarında ve min noktalarında. Böylece x'e eşitleri 3 bulduk. Gerçekten şöyle çizerseniz tek bir kök var. Burası eksi burası artı. Hakikaten bakın 3 noktası zirve değer oluyor. Bizden boş kalan kısmın taban alanı en fazla istediği için Buraya artık o zaman 4 çarpı 3'ten 12 yazabilirim. Buraya da arkadaşlar 6 eksi x'ten 3 yazabilirim. 12 çarpı 3'ten 36 olur D şıkkı. En fazla en az sorularında türev yapacağımız aşikar. Ama neden türev? Çünkü arkadaşlar ikinci dereceden veya daha büyük denklemler geliyor. Böylece bunların alabileceği en büyük değerleri türevde maksimum ve minimum noktaları türevin sıfıra eşit olduğu yerleri olduğu için yapabiliyoruz. Bunun için önemli olan tek değişkene bağlı denklem oluşturmak. Haliyle istediğiniz bir parçaya x deyin. Ben şimdi mavi olan kısma x diyeceğim. Burası da x, burası da x olacak. O zaman 120 3 x olur. 2'ye bölersek 60 eksi 3 x bölü 2. Bakın şu sarı kısmın bir kenarı da 60 eksi 3 x bölü 2. Yine burası da 60 eksi 3 x bölü 2 olur. O zaman bu dikdörtgende gördüğünüz gibi 60 eksi 3 x bölü 2 olacak. Şurası da x olacak. Haliyle tepeden baktığımız zaman 60 eksi 3x bölü 2. Burası, burası da x. Bu yüzey diyor zaten, zemin diyor zaten. Bu zeminin alanı arkadaşlar nedir? 60x eksi 3x kare bölü 2 eşittir. Zemine zx diyeyim. Şimdi bunun alanının en büyük olmasını istiyoruz ya. Haliyle tabii ki burada ne yapacağım? Türev alacağım. Türevin sıfıra eşit olduğu yer buranın arkadaşlar ekstremum noktasıdır. Bu yüzden hep yaparız bunu. 60 eksi 6x bölü 2 eşittir 0. Şöyle tablo oluştur bak kafana yatmazsa. Burası 3. Şey 3 nereden çıktı? 20 affedersiniz. X'i 0 yapan değer. Burası 20. Bak burası eksi. Ee, burası artı değil mi? Gerçekten arkadaşlar zirve değeri hakikaten bunun 20'ymiş. O zaman 20'yi yerine yazdığımız zaman artık bunun bir kenarı 20... Burada 20 bölü 2'den 10. 60 eksi 30'dan böylece burası da 30 olacak. 30 çarpı 20'den de 600'müş. Bu şeklin zeminin alabileceği en büyük değer arkadaşlar C şıkkı. Ok yönünde 0.5 saniyede ilerliyormuş. O zaman cetvel şöyle bir noktaya geldiğini varsayalım. Burada da böyle bir noktaya geldiğini varsayalım. O zaman saniyede 0.5 yol aldığına göre x saniyede 0.5 yol alır. Dolayısıyla şuradaki uzunluk 12-0.5x olur arkadaşlar. Aynı şekilde burada normalde uzunluğu bize 8 olarak vermiş. Pardon 4 olarak vermiş. Böylece burada da 0.25 yol kat edecek saniyede. Demek ki şöyle yeni e üssü dersek buraya da a üssü dersek ADE üssünün alanı 12-0.5x çarpı 4 artı 0.25x bölü 2 olur. Buna ax diyelim üçgenin alanının denklemi manasında. Bunun alabileceği en büyük değer için arkadaşlar. Şimdi ikinci dereceden bir denklem olduğu için istersek parabolle de yapabiliriz ama gerek yok. Burada türevle yapalım hem görmüş olun. Bir fonksiyonun alabileceği en küçük değer en büyük değeri yaparken... Malum biz maksimum ve minimum noktalarını buluyoruz. O yüzden maksimum noktaları da türevin sıfır olduğu yerlerdir. Bu yüzden türevini alacağız. Çarpımın türevi eksi 0.5 çarpı 4 artı 0.25x artı 12 eksi 0.5x çarpı 0.25. Böylece eksi 1 bölü 2 4 ile çarparsak eksi 2 eksi 1 bölü 8 x artı 0.25 ile 12'yi çarparsak 3. 0.5 ile 0.25'i çarparsak yine eksi 1 bölü 8x eşittir. Sıfıra eşitleyeceğiz. Türevin sıfır olduğu yeri buluyoruz maksimum için. Şimdi bir de şurada eksiyi dağıtınca burası da eksi oluyormuş. Onu da düzelteyim. Böylece 1 bölü 4x eşittir 1. x eşittir 4 oldu. Bulmamız gereken değeri bulduktan sonra artık sadece alan denkleminde yerine yazacağım. Şurası arkadaşlar 4 olduğu için 2. 12 eksi 2 10. Sonra yine buraya 4 ile çarparsak 4 çarpı 0.25 1. 1 artı 4'ten 5 bölü 2. Böylece alan 25 birim kare geldi A şıkkı. Grafik çizimi şöyle önemli arkadaşlar. Bazı soruları ister türev olsun ister türev olmasın. Grafikle çok güzel görebiliyoruz. Bunun türevini aldığınız zaman biraz uğraşacaksınız çünkü sonuç olarak her türev aldığınızda 3. dereceden denklemler gelecek. Bunları toplayacaksınız bir de sıfır eşitleyeceksiniz ondan sonra o denklemlerin çözümlerini bulmanız lazım. Ancak burada şunu yaparsanız bu bir polinomdur. X'lerin dereceleri doğal sayıysa polinom olur. Haliyle polinomların de grafikleri de arkadaşlar 1. derece ise böyle ikinci derece böyle olur 3. dereceden de böyle gider. Sonra arkadaşlar burada 6. dereceden bir polinom var. 2, 4, 5, 6 x'lerin derecelerini saydım. Sonra eksi 3 noktasında teğet olacak. Eksi 1 noktasında kesecek ekseni. 2 noktasında kesecek ve 4 noktasında da teğet olacak. Peki burada fonksiyon 4'ten sonra nereye gidiyor? Nasıl anlarsınız? Burada arkadaşlar x üzeri 6 olacağı için artı ile başlayacağı için böyle yukarı doğru gider. O zaman teğet olması lazım. E şimdi arkadaşlar bu dönüp bir şekilde 2'den geçmesi gerektiğine göre bir yerde bakın döndü. Sivri bir dönüş değil bu normal tepe noktası yaparak döndü. Sonra bakın şimdi eksi 1'i de delmesi lazım değil mi? O zaman bir yerde bunun dönmesi gerekiyor. Döndü geldi sonra bakın döndü eksi 3'te teğet olması lazım böyle bir görüntü oldu haliyle arkadaşlar aslında burada zirve ve dip noktaları gördük. Bakın eksi 3. Şurada bilmediğimiz bir nokta. Önemli değil. Zaten o noktayı benden istemiyor. Sonra burası. Sonra burası ve burası. Bakın burada arkadaşlar tam 5 tane yeşil noktada zirve ve dipler oldu. Buralar max yani yerel max. Şuralarda yerel minimum noktaları oldu. Toplamda 3 tane ekstremum noktası oldu. Türevin olduğu yerlerde ekstra varsa işte o aynı zamanda türevin sıfır olduğu yerdir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı 5. Bunlar arkadaşlar girdiğiniz zaman kodları diyelim 2 santim ve 4 santim demiş. Bu şu demek istiyor size. 2 santimlik mavi bakın böyle tarayarak böyle bir alanı boyayacak gördüğünüz gibi. Sonra sarı da aynı şekilde bir alanı boyayacak. Bunların ortak kesişim bölgesinde şurada yeşil bölge ortaya çıkacak. Buranın alanı ile ilgili bir durum var. Dolayısıyla şunları silelim. Artık bu 4 ve 2 deymiş de bir tanesi arkadaşlar mavi 9 eksi x'miş. Sarı da x kareymiş. Bunlar yine böyle bir yeşil bölge tarayacak. E burada dikdörtgen olacak. Burası x kare. Burası 9 eksi x. Alan nedir? 9 x kare eksi x küp. Alan denklemi bu. Alanın maksimum olması için tabii ki alanın Türevini alacağız çünkü türevin sıfır olduğu yerler maksimum ve minimum noktalarını verir. 18x eksi 3x kare sıfıra eşitliyorum. Böylece 3x parantezinde 6 eksi x eşittir sıfır oluyor. Burada bir kök sıfır bir kök altı. Bakın hem ezber olmasın düzgünce görelim. İşaret tablasını yapıyoruz şimdi türevin. Eksiyle başlayacağız. Eksi x küp olduğu için sonra arkadaşlar artı sonra eksi oldu. Şimdi eksi olduğu için şöyle bir ok çiz. Böyle artı böyle eksi. Gördüğünüz gibi zirve yaptığı yer yani artıdan eksiye geçtiği yer 6. Demek ki bu alanın maksimum olması için yerel maks apsisi 6'ymış. Artık 9 eksi x 3 oldu. x kare 36 oldu. Dikdörtgenin yeşil bölgenin alanı 108 d şıkkı.